ederiz. Sadece senden ben Reyhan. Herkesten, her şeyden uzakta. Sadece sen ve ben. Uzakta kalırken şimdi buradasın. Buradayız. Çünkü zamanı geldi Reyhan. Belki şimdi sadece bir ev ama sen içeri adımını atınca ruhla dolacak. Anlam kazanacak. Seninle yuva olacak. Burası dayanak olacak bize. Yağmurda sığınağımız. Karda manzaramız. İçinde kuracağımız hayat ömrümüze bir hediye olacak. Dertlerin yüzüne sakince kapatacağız kapımızı. Her şey işin arkasında kalacak. Bak göreceksin. Biz bu evde çok mutlu olacağız. Başka bir hayatın mümkün olduğunu sen öğrendin. Şimdi o hayatın kapısındayız işte. Yerleşmedi. Yarın sabahtan halledecek adamlar. Biraz aceleye geldi her şey ama sen nasıl istersen öyle yaparsın. Tamam mı? Thank you.
Demiyorsun bir şey. Beğendin mi evimizi? Çok güzelmiş. Senin elin deyince daha da güzelleşecek. Beraber alışacağız biz olmaya. Hiç paramparça olanlar bilirler. Tamam olmanın özlemini. Ama artık benim için bu özlem bitti. Sen geldin ya. Biz tamam olacağız bu evde. Bu duvarlar bize yük değil. Zırh olacak. Bizden başka her şey bu evin dışında kalacak Reyhan. Sana söz verdiğim gibi yeniden yazacağız masalımızı bu evde. Eğer gözünden yaş gelecekse sadece mutluluktan olacak. İşte böyle Miran Şadoğlu. Sen benim önüme sevdanı koyarsan ben de bu sevdayı intikama dahil ederim demedim mi? Senin kalbini yumuşatan o ateş benim nefretimi körükler bilemedin mi? Sana kalbini kaya gibi sert tutacaksın dedim. Yüreğinle aklın arasında kalmayacaksın dedim. Kaldın. Ben de Reyhan'ı senin ailesi arasında bıraktım. Reyhan'dan vazgeçme. Ben sadece bu intikam için yaşadım. Şimdi onu senin sevdan yüzünden heba edecek değilim. Ben gönül aslanmaya dokunmadım.
Ayzan, ben Şefik. Emrettiğiniz gibi Azar Şadoğlu hakkında konuşan her şeyi öğrendi. Kudurmuştan beter, saldırmaya geliyor. Alo. Azat'la Miran meydanda birbirlerine silah çekti. Demek meydanda birbirlerine silah çektiler. Bir he? Şey yap, yetiş Azize Hanım. Kapat sen, kapat. Ben gerekeni yapacağım. Alo. Meydanda silahlar çekilmiş. Bu haberi tez vakitte Haşmet Ağa'nın kulağına kaçıracaklar. Şadoğullarından Azat'ın gönüle saldırdığını, bizim de namusumuzu temizleyeceğimizi bilsin, üstüne düşen görevi yapsın. Bu kadına boyun eğeceğim he. Dökülecek kanıma yas tutmayı yeğlerim. Pek iyi olmadı. Nasıl kızı vereydi iyiydi. Şimdi ne yapacaksın? Artık bundan sonra iş Nasuh'a değil Reyhan'a düşüyor. Kendi ayağıyla gelecek. Peki bundan sonra ne olacak hanımım? Miran Reyhan'la evlenmeyeceğine göre Azat Şadoğlu ölecek. İncir çekirdeğe kadar aklınızla Azize Aslan Bey'le aşık atmaya kalkarsınız ha? Koş bakalım Şehriyar. Koş da tezelden yetiştir Handan Şadoğlu'na işittiklerini. Madem casusluğa kalkıştın, işini hakkıyla yap. Yap ki Reyhan kendi ayağıyla gelsin. Gidip Nasuh Şadoğlu'yla da konuşacağım. Gerekirse ondan özür dileyeceğim. Alo. Şimdi kulağını aç, beni iyi dinle. Miran konaktan çıktı. İlk sokakta önünü keseceksin. Pusuya düşüreceksin. Arabayı gören buradan sağ çıkmaz diyecek ama kılına zarar gelmeyecek. Anladın mı? Canımı tehlikeye atmasaydım Reyhan sana gelir miydi? Biz yeni hayatımıza kendi evimizde başlayacağız. Beni emretmişsin hanımım. Adamlarını hazırla. Miran'la Reyhan yeni evlerine girsinler. Kısa bir süre bekleyin. Sonra evi tarayacaksınız. Ama ya ölürlerse? Bu konağa dönecekler. Ya ayaklarıyla ya tabutlarıyla. Ayaklarıyla dönerlerse oyun devam eder. Tabutlarıyla dönerlerse İntikamımı Aslan Bey torunuma alır. Peki sen? Sevdiğinin canına kastetmeseydim döner miydin evine? Yaptım Miran. Oyunu yeniden kurdum. Sevdanı intikama yoldaş ettim. Reyhan'ı sana, seni de konağa getirdim. Buradasınız işte. Şadoğullarının cehenneme giden yolunu yine Şadoğulları tırnaklarıyla açacak. Cehennemimiz şimdi başlıyor. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.